Hepinize merhaba. Ortalık tam anlamıyla toz duman sayın seyirciler. Biz tarafsız bölgeyi hazırlarken aslında Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki tartışmayı masaya yatıracaktık. Oradan yola çıkarak çözüm süreci ne olacak bunu konuşmaya çalışacaktık ama akşamüstü tam anlamıyla gündem bir anda değişti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı. Melih Gökçek daha önce Twitter'dan Bülent Arınç'ı paralel yapıya hizmet etmekle suçlamış, istifasını istemiş ve hatta eğer istifa etmezse görevden alınmalı demişti. Bülent Arınç kelimenin tam anlamıyla açtı ağzını, yumdu gözünü, Melih Gökçek'e söylemediğini bırakmadı. Biz de bu akşam bu önemli konuyu büyük ölçüde tartışacağız. Daha sonra da hükümetle, daha doğrusu Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı arasındaki polemiğe de değineceğiz. Ve tabii ki o polemiğin konusu olan çözüm sürecine de. Ama önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz Bülent Arınç'ın açıklamalarından önce Melih Gökçek'le konuşmuş ve kendisini tarafsız bölgeye davet etmiştik. Kendisi de kabul etmişti, katılacaktı. Bunu duyurduk da biz. Ancak Bülent Arınç açıklama yaptıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek beni aradı ve programa katılamayacağını söyledi, katılmak istemediğini söyledi. Bülent Arınç'ın kendisine çok sert sözler söylediğini ve hakaret ettiğini iddia etti. Ve bundan sonra eğer ben konuşursam bu kişisel kavgaya girer dedi ve bu yüzden de katılamayacağını söyledi. Bunu da açıklamış olalım siz değerli izleyicilerimize.